Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi fiziksel niceliklerin sınıflandırmasına geçecek olursak, şimdi fiziksel büyüklüklerimiz, niceliklerimizi ne yapıyoruz? İki sınıfa ayırıyoruz. Nasıl iki sınıfa ayırıyoruz? Temel ve türetilmiş büyüklükler diye ne yapıyoruz? Sınıflandırıyoruz. Şimdi temel büyüklük dediğimiz büyüklükler nelerdir arkadaşlar? Temel büyüklük doğrudan ölçülebilen, kendi başına bir anlam ifade eden büyüklüklere biz ne diyoruz? Temel büyüklükler diyoruz. Türetilmiş büyüklüklerde nedir? Türetilmiş büyüklüklerde temel büyüklükler kullanarak bunları türettiğimiz, zaten adı üzerinden yani türetilmiş, ne yapacağız? Biz temel büyüklükler kullanarak bunları türetebildiğimiz büyüklüklere ne diyeceğiz? Türetilmiş büyüklüklerdir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar temel büyüklüklerimize geçersek bizim için nedir? 7 tane temel büyüklük vardır. Bunu kodlarken ne olarak kodluyoruz? Kısa muz olarak ne yapıyoruz? Kısa muz olarak ne yapıyoruz? Kodluyoruz. Şimdi bu temel büyüklüklerin birincisi nedir? Birincisi kütledir. Peki kütleyi ne yapıyoruz? Kütleyi M sembolüzü ile gösteriyoruz. Kütlenin tanım olarak ne diyebiliriz? Değişmeyen madde miktardır deriz. Yani kütle ile ağırlık aynı şey değildir, dikkat ederseniz. Sonuçta kütle değişmez madde miktardır. Nereye giderse gitsin. Sonuçta dünyada, ayda, Mars'ta, her yerde kütle aynı miktardadır. Ama ağırlık ise ne yapabilir? Yer çekimine göre değişebilir. Uluslararası bilim sistemine göre nedir arkadaşlar? Kütlenin birimini biz kilogram olarak belirliyoruz. Dolayısıyla mesela kütle ile ağırlık arasındaki, buna dikkat edin. Mesela günlük hayatta sorduğumuz zaman bir kişi ağırlığı ne kadardır derse, işte ağırlığım 80 kilodur, 85 kilodur veya 50 kilodur gibi cümleler kullanırlar. Aslında bu nedir? Bu ifade yanlıştır. Çünkü kütlenin birimi nedir? Kilogramdır. Ağırlığın birimi ise nedir? Newton'dur. Yani biz ona ağırlığını sorduğumuza göre yer çekim etkisiyle beraber oluşan kuvvet etkisini soruyoruz. Yani ağırlık birimi Newton'dur. Kütle birimi kilogramdır. Buna dikkat edeceğiz. Ne ile ölçülüyor? Eşit kolu teraziyle ölçülüyor. Ha, günlük hayatta şu anda eşit kolu teraziyle mi ölçülüyor? Hayır. Şu anda ne yapıyoruz? Biz bunu dijital terazilerle ne yapabiliyoruz? Ölçebiliyoruz. Şimdi kısa muz diye kodladığımız için bu sıraya göre gidelim. I dediğimiz şey nedir arkadaşlar? I dediğimiz şey ışık şiddetidir. Işık şiddeti. Yani şu sonuncu olarak. Işık şiddetini ne yapıyoruz arkadaşlar? Işık şiddetini büyük I sembolizi ile ifade ediyoruz. Işık şiddeti dediğimiz şey nedir? Bir kaynaktan birim zamanda yaydığı ışık enerji miktarıdır. Yani belli bir doğrultuda, belli bir şiddette ve frekansta ışığın yaydığı kaynak şiddetidir. Veya bunu nasıl tanımlayabiliriz? Bir ışık kaynağının bir saniye içinde etrafa yayabildiği nedir? Işık şiddetidir. Birimi nedir? Birimi kandeladır. Bunu ne yapıyoruz? Fotometre dediğimiz bir aletle ne yapabiliyoruz? Ölçebiliyoruz. Üçüncü temel büyüklüğümüz S ile ifade ettiğimiz şey nedir arkadaşlar? Sıcaklıktır. Sıcaklığı ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıcaklığı büyük T sembolü ile ifade ediyoruz. Yani formüllerde, şunlarda, bunlarda karşımıza gelen büyük T'yi gördüğümüz zaman büyük T dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Sıcaklıktır diyeceğiz. Sıcaklık nedir? Sıcaklık arkadaşlar bir, işte bir maddenin, bir molekülün ortalama ötelenme kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Mesela sıcaklık konusunda buna daha çok değineceğiz de, sıcaklık arkadaşlar bir enerji nedir? Değildir. Sıcaklık nedir? O ötüleme kinetik enerjisi, sonuçta madde molekülleri ne yapıyor sıcaklığından dolayı? Belli bir titreşim hareketi yapıyor. O titreşim hareketinden sahip olduğu ötüleme kinetik enerjisinin bir ölçüsü olarak, yani sıcaklığı ne kadar fazlaysa o titreşim ötüleme kinetik enerjisi o kadar fazladır. Sıcaklığı azaldıkça o titreşim kinetik enerjisi ne yapıyor demektir? Giderek azalıyor anlamına gelir. Burada ikincisi, özellikle YGS kısmında bize sordukları şey nedir arkadaşlar? Sıcaklığın bizim Türkiye şartlarında kullandığımız birim nedir? Santigrat derece Celsius dediğimiz birimdir. Sonuçta sıcaklığın Kelvin, santigrat derece Celsius, Fahrenheit işte gibi değişik birçok birimi var. Biz ülkemizde ne yapıyoruz? Biz ülkemizde santigrat dereceyi kullanıyoruz. Ama sıcaklığın uluslararası bilim sisteminde, yani bütün dünyaca ortak kabul edilen sıcaklık birimi nedir arkadaşlar? Kelvin'dir. Dolayısıyla işte sorularda buna dikkat edeceğiz. Mesela şöyle aldatmacı sorular gelebilir. İşte 30 santigrat derece sıcaklık, 10 santigrat derece sıcaklığın 3 katıdır derse, bu ifade nedir arkadaşlar? Bu ifade yanlış bir ifadedir. Niye? Çünkü sıcaklıkları kıyaslarken, oranlarken ne yapacağız her zaman? Kelvin cinsine dönüştüreceğiz. Kelvin'e dönüştürmeyi ısı sıcaklıkta göstereceğiz. Nedir? 273'te topluyoruz. Yani 30 santigrat derecede demek ne demektir arkadaşlar? 303 Kelvin demektir. 10 santigrat derecede 283 Kelvin'dir. Yani bu ifade ne oluyor aslında? 303 Kelvin, 283 Kelvin'in 3 katı mıdır? Hayır, 3 katı değildir. Yanlıştır. Ancak mesela burada şuna da dikkat edebiliriz arkadaşlar. Mesela sıcaklık değişimi, yani bana delta T'yi soruyorsa, yani maddenin sıcaklığındaki değişimi soruyorsa, adam bana dedi ki soruda, işte bir maddenin sıcaklığını 10 santigrat dereceden 30 santigrat dereceye çıkarmak için gereken ısıyı hesapla dedi. İşte Q eşittir mc delta T'den hesaplayacağız. İşte bu delta T sıcaklık değişimi olduğu için bunu santigrat derece de verse, Kelvin de verse, sonuçta sen Kelvin'e dönüştürsen de aradaki fark ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Dolayısıyla santigrat dereceyi Celsius cinsinden yazmakta hiçbir sakınca nedir? Yoktur.
Peki 0 santigrat derece arkadaşlar sıcaklık olmadığı anlamına mı gelir? Hayır. Sonuçta sıcaklığın bir ne demiştik? Kelvin demiştik. Mutlaka Kelvin cinsine bakacağız. Mesela sıcaklıkta mutlak sıfır noktası dediğimiz yer neresidir? Sıfır Kelvin'dir. Yani sıfır Kelvin'e indiği zaman ne yapıyor? O madde moleküllerin işte öteleme titreşim hareketi yapmıyor. Yani madde molekülleri aslında olduğu yerde artık titreşemiyor. Yani olduğu yerde durduğunu kabul edebiliyoruz. İşte olduğu yerde durduğunu kabul ettiğiniz için o zaman sıfır Kelvin'in altında işte eksi 5 Kelvin, eksi 10 Kelvin gibi bir ifade nedir arkadaşlar? Anlamsızdır. Yani mutlak sıfır noktası sıfır Kelvin'dir. Daha altında bir sıcaklık değeri olabilir mi? Olamaz. Çünkü zaten sıfır Kelvin'de sen molekülün hareket etmediğini kabul ediyorsun. Zaten o hareketin bir ölçüsüydü o sıcaklık. Sıfır Kelvin'de bu molekül hareketi durdurmuşsa artık hareket etmiyorsa sıfırın altında diye bir şey ifade olur mu? Olmaz. Yani ÖSYM'nin sorduğu sorulardan bazıları da bu şekilde soruları vardı. Mesela aşağıdakilerin hangisi olamaz veya aşağıdaki falan hangisi yanlıştır? Kelvin cinsinden eksi bir değer nedir arkadaşlar? Her zaman yanlıştır. Peki sıcaklığı neyle ölçüyoruz arkadaşlar? Sıcaklığı termometre ile ölçüyoruz. Ölçtüğümüz alet termometre. Peki A ile gösterdiğimiz kısa muzdaki A dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Akım, yani elektrik akımıdır. Akımı ne yapıyoruz? Küçük i harfiyle sembolize ediyoruz. Birimi nedir arkadaşlar? Birimi amperdir. Ne ile ölçülür? Ampermetre ile ölçülür. Akım dediğimiz tanım ise nedir? İşte bir iletkenin birim zamanda geçen yük miktarıdır. Yani bir iletkenin iki ucu arasında bir potansiyel fark oluşturursan o potansiyel farkın etkisi de o iletken üzerinde yükler ne yapıyor? Hareket ediyor. Genelde elektronlar işte hareket ediyor. İşte birim zamanda oradan geçen yük miktarı o ne yapacak? Bize akım etkisini, akımı vermiş olacak. M ile gösterdiğimiz arkadaşlar nedir? M ile gösterdiğimiz madde miktarıdır. Madde miktarında küçük n harfiyle sembolize ediyoruz. Birimi nedir arkadaşlar? Birimi moldür. Peki madde dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Maddeyi ölçen bir alet var mıdır? Hayır, ölçüldüğü bir alet yoktur. Ne yapıyor? Hesaplanarak bulunuyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela 1 mol maddede ne yapacaktır? Avogadro sayısı kadar atom vardır. Yani o madde miktarı işte ne yapıyor? Hesaplanıyor. Dolayısıyla işte içinde bulunan madde miktarına bağlı, atom sayısına bağlı olarak sen onun madde miktarını hesaplamış oluyorsun. U ile gösterdiğimiz şey nedir arkadaşlar? Bu uzunluktur. Uzunluğu da ne yapıyoruz arkadaşlar? X ile veya genelde L harfiyle sembolize ediyoruz. İşte ne ile ölçüyoruz? Metre ile ölçüyoruz. Birimi nedir? Birimi de metredir. Ölçülen alet de nedir? Metredir. İşte Z ile gösterdiğimiz şey de zaman. Zamanda ne yapıyoruz arkadaşlar? Küçük T sembolü ile ifade ediyoruz. Zaman ifade ederken. Ne ile ölçüyoruz? Kronometre ile ölçüyoruz. Birimi nedir arkadaşlar? Birimi ise nedir? Saniyedir diyebiliriz. İşte bunlar neler arkadaşlar? Bunlar temel büyüklüklerimiz. Yani kısa muz diye kodladığımız işte 7 tane ne var? Temel büyüklük var. Ha bunun dışındaki büyüklüklere de ne diyeceğiz? Bunun dışındaki büyüklükler türetilmiştir. Yani türetilmişler bilmene gerek yok. Senin karşına gelecek büyüklüklerden. Eğer şu temel büyüklüğe girmiyorsa, yani şu kısa muz diye kodladığımız temel büyüklüklerden biri değilse, bunun dışındaki her bir büyüklük bizim için nedir? Türetilmiş büyüklüktür. Peki türetilmiş büyüklük dememizin mantığı nedir? Adı üzerinde ne yapıyoruz? Biz bu büyüklükleri türetiyoruz. Nereden türetiyoruz? Atıyorum mesela ne? Hız. Temel mi? Hayır, temel büyüklük değil. O zaman nedir? Türetilmiş büyüklük. Hız nedir? Birim zamanda alınan yol veya birim zamandaki yer değiştirme işte diye söylersek. Yani sen hızı ölçmek için ne yapıyorsun? Yol bölü zaman diyorsun. Yani temel büyüklük olan ne yapıyorsun? Uzunluğu ölçüyorsun. Belli bir hareketin belli bir uzunluğu. Ne kadar sürede aldığını ölçüyorsun. Yani zamanı ölçüyorsun. İşte uzunluk ve zamanda ne yapıyorsun? Bunu türetiyorsun. İşte metre bölü saniye diyorsun. Veya ne edebiliriz? Mesela kuvvet. Kuvvet dersek kuvvet temel büyüklük mü? Hayır. Çünkü kısa muzun içine var mı? Yok. Kuvveti ne yapacağız? Kuvveti de türeteceğiz. Neyden türeteceğiz? İşte bu temel büyüklüklerden bir veya birkaçını kullanarak türeteceğiz. Yani kuvveti ne olarak yazabilirsin? F eşittir ma olarak yazabilirsin. Em dediğimiz ne? Kilogram, kütle. Temel bir büyüklük mü? Evet, temel bir büyüklük, kütle. Tamam, burada problemimiz yok. Ama ivme ne? Temel büyüklük mü? Hayır, ivme temel büyüklük değil. O zaman bunu türetmeye devam edeceğiz. O zaman ivme dediğimiz şey ne olacak? İvme birim zamandaki hız değişimidir. O zaman hız değişimi bölü zaman. Tamam, zamanda da temele indik mi? İndik. Ama hızda hala temel büyüklüklere inemedik. Dolayısıyla ne yapacağız? Hızı da işte az önceki yaptığımız gibi birim zamanda alınan yoldan hani yol bölü zaman diyebilirsin. Artık uzunluk ve zaman temele indik mi? İndik. Bölü zaman yine temele indik mi? Evet. O zaman ivme yerine ne diyebiliriz? Uzunluk birimi metre bölü zaman saniye bölü bir daha saniye geldi. Şimdi metre bölü saniye kare. O zaman ivme yerine de metre bölü saniye kare dersek. Mesela kuvvet dediğimiz Newton olarak belirtiriz. Bu nedir? Kilogram metre bölü saniye karedir. Yani biz bunu kütle uzunluk ve zaman temel büyüklüğünden türeterek ne yapıyoruz? Onu elde ediyoruz.
Veya illa birkaç temel büyüklüğü kullanmamıza gerek yok. Mesela alan dediğimiz şey nedir? O da türetilmiştir. Alanı sen nasıl bulursun? Atıyorum dikdörtgen alan bulurken ne yapacaksın? Bir kenar ölçeceksin, diğer kenar ölçeceksin. Yani iki tane uzunluk temel büyüklük hesaplayacaksın. Sonra bunları işte çarparak ne yapacaksın? Bulacaksın gibi. Yani türetilmiş büyüklükler nedir? İşte bu temel büyüklüklerden bir veya birkaçını kullanarak işte onların matematiksel ifadeleri, işte çarpımlar, bölümlesiyle ne yapıyoruz? Türettiğimiz büyüklüklere biz ne diyoruz? Türetilmiş büyüklükler diyoruz. Şimdi arkadaşlar fiziksel büyüklükleri sınıflandırırken aynı zamanda hani temel türetilmişin dışında yönlü olup olmamasına bağlı olarak da ne yapabiliyoruz? Yine iki sınıfa ayırabiliyoruz. Skaler ve vektörel büyüklükler diye. Skaler büyüklük dediğimiz arkadaşlar sadece sayısal değer ve birimiyle ifade edilen. Yani kısaca skaler büyüklük dediğimiz büyüklükler nelerdir arkadaşlar? Yönü olmayan büyüklüklerdir. Yönsüz büyüklüklerdir. Yani bunların bir yönü nedir? Yoktur. Ne gibi? Mesela o temel büyüklükler var ya kısa muzdaki. Onların hepsi aynı zamanda nedir? Aynı şekilde skaler büyüklük. İşte kütle, zaman, sürat, sıcaklık, hacim, ısı, iş. Hani sadece temeller değil tabii ki. İş, enerji, güç gibi olaylar nedir arkadaşlar? Bunlar yönü olmayan büyüklüklerdir. Bu büyüklüklere biz skaler büyüklükler diyoruz. Peki vektörel büyüklük dediğimiz büyüklükler ise nedir arkadaşlar? Vektörel büyüklük ise arkadaşlar yönü olan büyüklüklerdir. Yani yönü olan büyüklükler. Yani sen bu büyüklüğü tam olarak anlaman için sana sayısal değer ve birimi vermesi yeterli değildir. Sana yönünü de vermesi lazım. Doğrultusunu da vermesi lazım. Ayrıca o skaler ve vektörel diye yönlü veya yönsüz olarak ayırmamızın en büyük sebebi nedir arkadaşlar? İşlemlerdir. Niye işlemlerdir? Mesela biz skaler büyüklüklerde ne yapıyoruz? Skaler işlemler yaparız. Yani mesela ne? Kütle. Dedim ki arkadaşlar 3 kilogram ne var? Muz var. 2 kilogram elma var. 5 kilogram armut var. Elimde toplam kaç kilogram işte küt meyve var? Sen ne yaparsın? 3 kilo ondan var, 2 kilo bundan var, 5 kilo bundan var, 10 kilogram dersin. Yani ne olacaktır? Direkt bunları toplayacaksın. Veya işte ne? Hacim. İşte der ki işte bir cismin hacmi, odanın hacmi ne kadar? İşte şu kadar metreküp. Buradan şu hacmi çıkardım, geriye ne kaldı? İşte şu kadar kaldı. Sen ne yaparsın? Direkt matematiksel çıkarma, toplama işlemi yaparsın. Veya işte bölme işlemi yaparsın. Dersin ki işte ben bu odanın hacmini, evin hacmini ne yaptım? 5 odaya böleceğim. İşte 5 eşit parçaya böldüğüm zaman her bir bölmeye düşen hacim nedir? Ne yaparsın? Normal. Hani skaler büyüklük adı üzerinde skaler işlemi yaparız. Yani bildiğimiz matematiksel toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemi yaparız. Ama vektörel büyüklüklerde işlemlerimiz arkadaşlar vektöreldir. Yani sen bunları toplarken mesela ben sana desem ki İşte bir cisim var arkadaşım. Ben bu cisme ne yaptım? 10 Newton'luk bir kuvvet uyguladım. Bir tane de ne yaptım? Bir tane de 20 Newton'luk kuvvet uyguladım. O zaman bu cisme etkilenen net kuvvet ne kadardır dersem ne dersin? Sen 10 artı 20, 30 demezsin. Bana ne dersin? Hocam bunları nereye doğru, hangi yönde uyguladım? Niye? Çünkü bunların toplanmasını çıkarmasına yön önemli midir? Önemlidir. Yani ben sana diyeceğim ki işte 10 Newton'luk kuvvetle buraya ve 20 Newton'luk kuvvet aynı yöne çekersen o zaman toplamlar 30'dur. Ama o cisme etkeden 10 Newton'luk kuvvet buraya doğru, 20 Newton'luk kuvvet buraya doğruysa o zaman dersin ki tamam iki tane kuvvet etkiliyor ama bu ikisinin toplamı ne? Zıt yönlü olduğu için 10 dersin. Veya ben sana desem ki işte 10 Newton'luk kuvveti buraya doğru uyguladım, 20 Newton'luk kuvveti buraya uyguladım. Sen ne yaparsın? O zaman bunların bileşkesini bulurken yani toplarken ne yapacaksın? Farklı şekilde toplayacaksın. Yani işte dolayısıyla vektörel büyüklükler toplanırken, çıkarılırken, çarpılırken, bölürken ne yapıyoruz? Farklı vektörel işlemler yaptığımız için vektörel büyüklükler orada bizim için önemli. Yani hangi büyüklüğün skaler, hangi büyüklüğün vektörü olduğunu bilirsek biz hangisine nasıl işlem yapacağımızı bileceğiz. Yani mesela yer değiştirmeyle alınan yol 9. sınıftan hatırlarsanız, anımsarsanız mesela alınan yol neydi? Alınan yol skalerdi. Alınan yol skalerdi. Ama bize yer değiştirme diyorsa yer değiştirme nedir? Vektöreldi. Niye? Çünkü adam aldığı yol nedir? Skaler topluyordu. Yani diyordu ki işte bir Ali ne yaptı? Yola çıktı. 10 metre işte doğuya gitti. Sonra ne yaptı? 20 metre kuzeye gitti. Sonra ne yaptı? İşte 30 metre batıya gitti. Ne kadar yol aldı? Aldığı yol ne kadar? Ne kadar gittiyse direkt topluyoruz. Çünkü alınan yol ne? Skaler. Skaler olduğu için işte diyoruz ki 10 metre gitti, 20 metre gitti, 30 metre daha gitti. O zaman toplam ne yaptı? Toplam 60 metre yol aldı. Ama bize yer değiştirmeyi soruyorsa ne yapıyoruz? Vektörel işlem yapıyoruz. Sonuçta yer değiştirme ilk konumla son konum arasındaki en kısa mesafeyi buluyoruz. Yani ne yapıyoruz? O zaman diyoruz ki işte 10 metre doğuya gitti, 30 metre batıya gitti. İşte demek ki bu adam 20 metre batıya doğru yer değiştirdi. İşte 20 metre de kuzeye gitti. Demek ki bu adamın yer değiştirmesi işte kuzey batıya doğru ne kadar? İşte 20 kök 2 metre diyoruz. Sonuçta bu işlemi yaparken ne yapıyoruz? Vektörel olarak yapıyoruz.
Yani elektrik alan, manyetik alan, momentum bunlar nedir? Vektörel büyüklüklerdir ve bunların toplanması çıkarması nedir? Vektörel işlemdir. Mesela hız nedir? Vektöreldir. Sonuçta biz hızı yaparken bağlı hızdan hatırlayın. Ne yapıyorduk? İşte bir araba 30 metre bölü saniye hızla giderken üzerindeki cismi 20 metre bölü saniye hızla attım. E nereye doğru attın hocam? E çünkü nereye doğru attığım önemli. İşte arabanın hareket yönü mü? Harekete ters mi? Harekete dik mi? Niye? Çünkü sen bunlarda işlem yaparken ne yapacaksın? Burada yön lazım. Bunları toplarken çıkarken vektörel toplayıp çıkaracaksın. O yüzden işte vektörel büyüklüklerdeki işlemler vektörel olduğu için sen hangi büyüklüğün vektörel olduğunu bilmen önemli. Kuvvet, hız, yer değiştirme. Peki burada en çok karıştırdığımız nokta, bizi en çok düşürmeye çalıştıkları noktalar nelerdir mesela? Kütle nedir arkadaşlar? Kütle skalerdir. Ama ağırlık dediğimiz şey nedir? Ağırlık dediğimiz şey vektöreldir. Çünkü orada işin içine yer çekimi de giriyor. MG dediğimiz yer çekimi de girmiş oluyor. E onun dışında mesela karıştırdığımız alınan yol skalerdir ama yer değiştirme diyorsa nedir? Vektöreldir. Sürat derse skalerdir, hız derse nedir? Vektöreldir. Çünkü tanımları farklı. Sürat işte birim zamanda aldığı yol, hız ise birim zamandaki yer değiştirme. Birbirinden farklı kavramlar. Mesela basınç nedir arkadaşlar? Basınç da arkadaşlar nedir? Basınç da bizim için skaler bir büyüklüktür. Sonuçta hani basın sanki birim yüzeyi etkilen dik kuvvet değil miydi hocam? Hani kuvvet sonuçta bir vektörel değil mi? Değil. Basıncın tanımı nedir arkadaşlar? Birim yüzeyi etkilen dik kuvvetin büyüklüğü, şiddeti. Yani sadece onun şiddetinden bahsediyoruz. Onun için nedir basınç? Skalerdir. Ama bize basınç kuvveti derse, basınç kuvveti dediğimiz şey adı üzerinde zaten kuvvet olduğu için bir kuvvet çeşidi, vektöreldir. İşte vektörel büyüklükleri bileceğiz ki vektörel büyüklüklerde çünkü toplama çıkarma vektörel olacaktır. Ayrıca mesela vektörel büyüklüklerin çarpılması dediğimiz bir olay var. Normalde hani lise müfredatında olmayan bir kısım ama sadece genel kültür olarak vereyim. Mesela iki vektörün çarpılmasında arkadaşlar yine iki tane çarpma yöntemimiz vardır. Bir skaler çarpma dediğimiz, bir de vektörel çarpma dediğimiz. Mesela kuvvet ile yer değiştirme nasıl büyüklükler? X de vektörel, kuvvet de vektörel, yer değiştirme de vektörel. Eğer sen bunları skaler olarak çarparsan ne yaparsın? İşi bulursun. Peki iş dediğimiz nedir? Sonuçta kuvvet vektöreldir, yer değiştirme vektöreldir ama yapılan iş nedir? Yapılan iş skalerdir. Çünkü iki vektörü çarptım ama skaler bir şekilde çarpmışımdır burada. Ama mesela torku düşün. E tork nedir? E kuvvet çarpı dönme noktasında olan dik uzaklık. E dik uzaklık sonuçta uzaklık yani vektörel, kuvvet de vektörel. Ama bu ikisini işte biz ne yapıyoruz? Bu ikisini vektörel çarpıyoruz. Bu ikisini vektörel çarptığımız zaman bulduğum sonuçta yine vektörel bir büyüklük olan torku verecektir. Veya işte açısal momentum dediğimiz şey nedir? Çizgisel momentum çarpı işte yarı çap vektörü diyoruz. Ama nasıl çarpıyoruz bunları? Vektörel. Yani sen iki vektörü vektörel çarparsan yine bir vektör elde edersin. Hatta bulduğun vektör de nedir? Bu iki vektöre dik doğrultudadır. Ama iki vektörü skaler bir şekilde çarparsan skaler bir sonuç elde etmiş olursun. 7 tane temel büyüklüğümüz var. İşte kısa muz dediğimiz kütle uzunluk zamanla ışık şiddeti, madde miktarı, elektrik akımı ve sıcaklık. Bunların dışında aklına gelen her türlü büyüklük nedir arkadaşlar? Bizim için türetilmiştir. Ve bu 7 temel büyüklük aynı zamanda nedir? Skalerdir. Ama sadece skaler olan bu 7 tanesi midir? Hayır. Skaler olan bir sürü büyüklük de vardır. Vektörel büyüklükleri gösterirken üzerine ne yaparız? Vektör işareti koyarız. Yani bir tane ok koyarız. Ha, dikkat edin bu okun yönü önemli değil. Bu okun yönünü, vektörün yönünü göstermez. Yani mesela ben size şöyle bir A vektörü versem. A vektörün yönü nereye doğru? Sola doğru. Ama sola doğru olsa bile biz bunu vektör olarak ifade etmek için ne yaparız? Üzerindeki oku sağa doğru çizeriz. Veya şöyle bir K vektörü verdim. K vektörün oku nereye doğru? Yukarı doğru. Yönü yukarı doğru ama o bize alakadar etmez. Üzerine koyduğunuz bu işaret her zaman sağa doğru olacak. Yani bu ne ifade ediyor? Bunun hani vektörel bir büyüklük olduğunu ifade etmek amacıyla bizim için verilmiştir. Peki burada da bahsettiğimiz şey nedir? Mesela kütle, zaman, işte bunlar ne yapıyor? Sonuçta bütün dünyaca ortak bir karar alınıyor. Mesela kütleyi işte ne yapıyorlardı? 60 ülke işte tescillediği bir tane cisim vardı, prototip vardı. Buna 1 kilogram demişlerdi. Ya bunun zamanla işte içindeki maddenin yarı ömrü olması, değişmesi, kütlenin değiştiği anlamına geldiği için şimdi o tanımları tekrar ne yaptılar? Güncellediler. Güncelleyince de işte Planck ölçüne, Planck sabitine bağlı olarak tanımlar gösterdiler. Şimdi birim dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden seçilen ölçülerle belirli ve değişmez parçasıdır. Yani örneğin kütlenin birimi nedir? Kilogramın uzunluğun birimi nedir? Metredir. Her ölçü için aynıdır. Arkadaşlar şunu da söyleyelim. Mesela matematiksel işlemleri yaparken ister skaler olsun ister vektörel olsun ne yapacağız? Mutlaka aynı ölçüleri kendi arasında işleme sokabiliriz, toplayı çıkarabiliriz. Yani ben size şunu diyemem. Arkadaşlar derim 2 kilogramlık armut ile
30 santigrat derece sıcaklığın toplamı nedir diye bir soru sorma şansın var mıdır? Yoktur. Niye? Çünkü biri kütle birimi hocam. Yani 2 kilo armut diyorsun. Birinde de sıcaklık diyorsun. Şimdi bunlar toplanır mı çıkarılır mı? Birbirinden farklı farklı şeyler. Biri elma, biri armut. Aynı cins şeyler. Hani toplama veya çıkarmada ne olacak mutlaka? Aynı cins bir işlemler girecektir. Yani birimler aynı olacaktır. Aynı şey ne içinde geçerlidir arkadaşlar? Vektörel büyüklükler içinde geçerlidir. Mesela en çok arkadaşların yaptığı olay nedir? Hatalardan bir tanesi şu. Mesela diyoruz ki işte bir cisim var arkadaşım. Bu cisim işte sağa doğru ne yapıyor? 20 metre bölü saniye hızla gidiyor. 20 metre saniye hızla giderken ben ne yaptım bu cisme? Sola doğru 10 Newton'luk bir kuvvet uyguladım. Öğrenci arkadaşım ne yapıyor? Tutuyor. Hocam diyor bu ne yapar? Bu cisim nasıl bir hareket yapar? 20 ondan büyük. 20 ondan büyükse bu cisim 10'la sağa doğru devam eder gider. Şimdi biri hız, birinin birimi metre bölü saniye, birinin kuvvet, birimi Newton. Aynı bu kilogramla santigrat dereceyi toplamak gibi bir şeydir yani. Burada birbirinden farklı kavramlar olduğu için bunlar ne yapamaz? Toplanamaz, çıkarılmaz. Ha sadece bu nedir? Bu cismi etkeden kuvvettir. Bu ise cismin sahip olduğu ilk hızdır, hızdır. Yani sen bunları ne yapamazsın? Toplayamazsın, çıkaramazsın, çarpamazsın, bölemezsin. Birbirinden farklı. Dolayısıyla işte matematiksel işlemler vektörel de olsa, skaler de olsa matematiksel işlem yapmak istiyorsan mutlaka aynı büyüklükler kendi arasında toplanıp çıkarılabilir. Dolayısıyla sen ne diyebilirsin? Buradaki 10 Newton'la bu 20 Newton birbirinden bağımsız farklı farklı şeylerdir. Ha, ne olacaktır? Tamam bu kuvvetin etkisiyle bu adam ne yapacaktır? Kuvvet harekete ters olduğu için yavaşlayacaktır. Yavaşladığı için hız büyüklüğünü azaltacaktır. Yani bu kuvvetin hız üzerinde etkisi vardır ama sen direkt bu ikisini toplama veya çıkarma işlemini ne yapamazsın? Sokamazsın. Dolayısıyla işte her büyüklüğü ne yapacağız? Her büyüklüğü bütün dünyaca ortak kabul edilmiş birimler cinsinden ifade edeceğiz. Her büyüklüğün kendine has ne olacaktır? Birimleri olacaktır. Birimleri dönüştürürken de arkadaşlar ne olacak? İşte birim belli bir herhangi bir birim. Metre de olabilir, bu uzunluk birimi olabilir. Kütle kilogram da olabilir. İşte atıyorum hacim birimi olan metre küp olabilir. Her türlü bir ne? Sonuçta herhangi bir birim varsa. Bu birimin üst katları ve alt katları şeklinde ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Alt katları nedir o birimin? Desi, santi ve milidir. Her biri ne yapar? Onar onar değişir. Mesela bunu hani uzunluk birimi olarak düşünelim. Mesela bu metre olsun bizim birimimiz. Alt birim nedir? Desimetre, santimetre, milimetre. Üst birimi işte dekometre, hektometre, kilometre dediğimiz. Yani desi, santi, mili diye aşağı gider. Deko, hekto ve kilo olarak yukarı gider. Ve her bir arasındaki değişim ne olacaktır arkadaşlar? Onar onar olacaktır. Aşağı doğru giderken 10'la çarpacağız. Yani sen 10 metreyi atıyorum desimetreyi çevirirken 1 metre işte 10 desimetre. Veya 1 metre kaç santimetre derse 2 basamak indiği için 100 santimetre. 1 metre kaç milimetre derse 3 basamak indiği için ne yapacağız? İşte 1000 milimetre diyeceğiz. Ha, yukarı doğru çıkarken de ne yapacağız? Her birini 10'a böleceğiz. Yani sen birimlerde yukarı doğru hareket ediyorsan da bu sefer her bölmede ne yapacaksın? 10'a böleceksin. Her bir basamakta 10'a böleceksin. 2 basamak gidiyorsan 100'e böleceksin. 3 basamak gidiyorsan 1000'e böleceksin. Veya 10 üzeri eksi 1 ile 10 üzeri eksi 2 ile 10 üzeri eksi 3 ile çarpacaksın. Ha, bu illa metreyi örnek olarak verdim ama bu her şey olabilir arkadaşlar. Yani litredir, litren altı yönü, desilitre, santilitre, mililitre, işte dekolitre, hektolitre, kilolitre olabilir. Veya işte ne yapabilirsin? Başka bir temel büyüklük birimi olarak da bunları ne yapabilirsin? Yapabilirsin. Bunlar genel birim dönüşümleridir diyebiliriz. Kütle için birim dönüşümü yaparsak ne yaparız arkadaşlar? İşte kütlede bileceğimiz ne? Ton, kilogram, gram ve miligram. Bizim için önemli olan şeyler bunlardır. Ve her basamakta arkadaşlar ne yapar? 10 üzeri 3 ile çarpılır. Yani 1000 katıdır. Yani 1 ton dediğimiz şey ne olacaktır? 1 tonu sen kilograma dönüştürmek istiyorsan 3 ile çarpacaksın. Yani 1000 kilogramdır. Yani 10 üzeri 3 kilogramdır. Sen bunu da tekrar grama dönüştürmek istiyorsan bir daha 3 ile çarpacaksın. İşte 1 ton 10 üzeri 6 gram olacak. Veya kilogramı işte grama çevirmek istiyorsan bir basamak aşağı indiği için 1 kilogram 1000 gram diyeceğiz. Veya işte 1 gram miligrama dönüşmek istiyorsak bir basamak aşağı indiğimiz için 1000 miligram diyeceğiz. Ama sen işte ne yapıyorsun? Tonu işte miligrama çevireceksen her birinde işte 1000 ile 1000 ile 1000 ile yani 10 üzeri 3, 10 üzeri 6, 10 üzeri 9 yani bir ton dediğimiz 10 üzeri 9 miligram olacak. Yani burada bileceğimiz kütle dönüşüm olarak bizim için önemli olan işte kilogram, gram, miligram ve ton. Ve bunlar biner biner artıyor ve biner biner azalıyor diyebiliriz.
Hacim birimleri için dönüşümü arkadaşlar metreküp, desimetreküp, santimetreküp, milimetreküptür. Veya sen uzunluk birimlerini zaten ne yapabiliyorsun? Biliyorsun mesela metre vardı, işte alt katları desimetre vardı, santimetre vardı, milimetre vardı. Ha, yukarı doğru gidersek ne vardı? Dekametre vardı, hektometre vardı, kilometre vardı. Bunlar uzunluk birimleriydi ve ne yapıyordu arkadaşlar? İşte onar onar değişiyordu, onar onar artıyor, onar onar azalıyordu. Hacim dediğimiz şey ise nedir arkadaşlar? Hacim sonuçta uzunluğun küpüyle orantılıdır. Yani sonuçta bir cismin hacmi bulmak için 3 boyutu çarpıyoruz. Dolayısıyla hacim dediğimiz metreküp, desimetreküp, santimetreküp, milimetreküp, dekametreküp, hektometreküp, kilometreküptür. Sen bunun küpünü aldığın için de her bir artık onar onar değil, her bir basamak dönüşüm ne yapacaktır? Biner biner. Yani aşağı doğru inerken her basamakta ne yapacağız? Binle çarpacağız. Ha, yukarı doğru çıkarken mesela santimi sen desimetre veya santimetre küpü metre küpü dönüştürmek istiyorsan her basamakta ne yapacağız? Her basamakta 1000'e böleceğiz. 1 bölü 1, 10 üzeri 3 şeklinde yorumlayabiliriz. İşte bileceğimiz metre küp, desimetre küp, santimetre küp, milimetre küptür. Her basamakta ne yapılır? 1000'le çarpılır. 1000'e bölünür veya yukarı çıkarken. O zaman 1 metre küp 10 üzeri 3 desimetre küptür. Bir basamak daha inersek 1 metre küp kaç santimetre küptür? Bir 10 üzeri 3'te daha çarparsan 10 üzeri 6 veya 1 metre küp kaç milimetre küptür? 3 basamak için her birinde 10 üzeri 3, 10 üzeri 3, 10 üzeri 3 toplam 10 üzeri 9 diyebilirsin. Ha, yukarı doğru çıkarken de ne yapacağız? 10 üzeri eksi 3 ile çarpacağız her basamakta veya 1000'e böleceğiz şeklinde düşünebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz bir şey de arkadaşlar şuradaki desimetre küp hatırlarsanız bu desimetre küp demek ne demek? 1 desimetre küp aynı zamanda 1 litre demek. Yani sonuçta sıvıların hacim birimi olarak genelde ne yapıyoruz? Litreyi kullanıyoruz. İşte litreye dönüşüm yapacağımız zaman ne yapacağız arkadaşlar? Desimetre küple litre aynı şeydir. Yani sen desimetre küpe çevirirsin o da 1 litre demektir. Yani litreyi de yine desilitre, santilitre, mililitre olarak ne yapabiliriz? Dönüştürebiliriz. Yalnız bunlar desilitre, santilitre, mililitre olduğu için hani küpü şeklinde değil litre cinsinden olduğu için her basamakta onar onar değişecektir. Bu sefer aşağı inerken onunla artacak. Yukarı çıkarken onun azalacaktır. İşte mililitre dediğimiz şey de santimetre küpe dönüş eşit olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde de madde özelliklerine geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.